İşte Ege mutfağında olmak böyle bir şey. Evet. Bodrum'dayız ve gördüğünüz gibi masamız bir sürü yeşilliklerle dolu. Buna ne diyorsunuz? Arap saçı, sıra. Sıra. Evet. Arabın saçı. Arabın saçı. Bu çok yeşil, güzel. Yeşil kokuyor. Anason kokusu değil evet. mi bu? Siz bununla kavurma yapıyorsunuz, ot kavurma. Ot kavurmalarının içine koyarız. Böreğe, ot böreğine koyarız. Koyar. Yemeğini yaparız. Peki. Bugün biz ne yapacağız? Tavuklu. Tavuklu Arap saçı yapacağız. Sıra Peki. yemeği. Bunun için şöyle bir demet Arap saçımız evet. var. Tavuğumuz var. Evet. Kuşbaşı et şeklinde kesilmiş. Doğranmış. Evet. Bir soğanımız var. Ama sen bir farklılık yapıyorsun. Arap saçının bu keskin kokusunu almak için önce haşlıyoruz. Peki efendim. Gördüğünüz gibi Ege'deyiz. Bodrum mutfağındayız. Onlar otsuz dışarıya çıkmaz. Nerede bir ot görse toparlar, kavurur ve yerler. Şimdi Arap saçından biz bir tavuklu Arap saçı yemeği yapacağız ama bunun için bir kere Arap saçının biraz kokusu oluyor bu. Anasonun alınması lazım, evet. O anason kokusunu alabilmek için de birazcık haşlıyoruz. Size de bunu tavsiye ederim. Bazı yörelerde mesela ben Burhaniye'deydim. Hiç haşlamadılar. Direkt kavurdular. Hı hı. Ama koku çok ağır oluyor. Ağır, baskın olur. O yüzden Arap saçının bu çok ağır kokusu. Ben seviyorum ama sevmeyenler var. Biz de dedik ki önce kaynayan tuzlu suyun içine Arap saçını ilave edelim. Allah'ım ya Rabbim, şunların güzelliğine mis bak. Mis gibi koktu değil mi? Mis gibi de koktu. Bunlar doğal Arap saçı değil evet, mi? Evet, ekme değil, doğal. Ekme değil. Buralar kokuya gitti. Şimdi bir güzel şu Arap saçımızı çok evet. değil değil mi? Böyle bir 5 dakika kaynatalım. Kaynayacak. Kaynadıktan sonra evet, çok uzun değil. Süzeceğiz, bu kokusu gidecek. Gidecek. Sonra da tavukla birlikte soğanla evet. kavuracağız. Çok güzel olacak. Mis gibi. Mis gibi olacak. Ege'de her şey mis gibi. Çok tatlılar. Çok tatlılar. Bir kere o kadar içten, bir de çok neşeli. Bize o kadar tatlı davranıyorlar ki burada. Bizi hiç sıkmadılar. Nasıl istiyorsak öyle davranıyoruz. Bir şey soracağım. Sorun. Siz Bodrum'un yerlisisiniz. Evet. Biz hep magazinlerden Bodrum'u farklı görüyoruz. Siz nasıl yaşıyorsunuz siz Bodrum'u? Biz normal siz gibi yaşıyoruz. Yani evimizde yiyoruz, içiyoruz, günler yapıyoruz. Arkadaşlarla kafeye gidiyoruz. Öyle her gün barda, cazda değiliz yani. Yani o şeylerde gördüğümüz, televizyonlarda yok. Yok. Bodrum hayatı o turistik hayat. Evet, o sezonluk 3 aylık bir hayat. Biz yıl 12 yerlisisiniz. Ay. Evet, dağlara çıkıyoruz, otları topluyoruz. Çocuklar okula Çocuklar gidiyor. Çocuklar okula gidiyoruz. Düğünleriniz okula oluyor, gidiyoruz. Düğün yapıyorsunuz. Evet, komşumuz düğün yaptı 2 gün önce. Ona gittik yardıma. Değil mi? Evet. Yani bayağı yerlisi gibi yaşıyorsunuz evet. siz yani. Ama bir de gelenlere de çok iyi davranıyorsunuz. Kimseyi sıkmıyorsunuz. Herkes burada kendini özgür hissediyor. Doğrudur. O yüzden Bodrum'u evet. seviyoruz. Herkesi candan kabul ama, ediyoruz. Ama bir şey diyeceğim. Çok mu kalabalıklaştı Bodrum? Öyle oldu yani. Biraz her türden şey oldu yani. Hani eski Bodrum değil diyorlar ya. Öyle bir şey de evet. oldu yani. Her taraf çok kalabalıklaştı. Her yer öyle oldu çok evet. Çok doğru. Bu arada efendim Arap saçımız gördüğünüz gibi haşlansın, suyu haşlanıyor. Biraz yumuşasın. Birazcık yumuşasın. Anasonunu bıraksın. Anasonunu böyle yemyeşil de bir evet, suyu kendi hemen bıraktım. Mis. Arap saçının artık bu kadar haşlanması yeter diyorsun. Yeter. Pekala. Alalım İyice onu şimdi. Kokusu gitti değil mi? Evet, burası mis gibi koktu. Şimdi süzdürerek alıyoruz. Evet. Böylece o çok yoğun anason kokusunu biraz gidermiş olduk değil mi? Evet, evet. Şu anda Arap saçını bir güzel aldık. Şimdi artık bundan sonraki işlemimiz, gel sen buraya. Evet. Ben tencereyi aldım. Bir bardak ondan su alacağız. Peki, bir bardak suyundan şöyle göz kararıyla alabiliriz. Alalım. Tamam. Çünkü bu da lezzet katıyor. Tamam. Yeter. Okey. Pekala. Şimdi efendim gelelim öbür tenceremiz neredeydi? Evet. Burada. Ona zeytinyağı koyalım. Şöyle zeytinyağını koyalım. Ama siz bayağı bol kullanıyorsunuz. Oo, bize zeytinyağı yetmez. Mis gibi içindeyiz ya. Bize yetmez değil mi diyorsunuz evet. zeytinyağı? Ben Bafa'nın, Bafa zeytinyağını çok severim. Böyle biraz Bodrum'un şeylidir ya, hafif tadı böyle fazla acı gelir. Ben çok severim onu.
Siz de seviyorsunuz. Biz onu, o koku olmalı zaten. Olmazsa böyle boğazı nasıl yakmalı, evet. Kokusu olmalı. Evet. Siz öyle yağı seviyorsunuz evet. Yani. Hadi şimdi gel. Bir taraftan da tavuk eti. Bunu tavuk etiyle yapabilirsiniz. Kuzu etiyle kuzu yapabilirsiniz. Kuzu etiyle de yapabilirsiniz. Evet. Şimdi tavuk etlerimizi ilave ediyoruz. Şimdi artık tavuğun rengi döndü ve soğanlarını ilave ediyoruz. Evet. Biz efendim tavuklu Arap saçı yapıyoruz. Oh mis gibi. Arap saçını eğer derseniz ki kokusu fazla oluyor, o zaman önceden bizim gibi bir 10 dakika Şükrü amcım öyle söyledi, haşladık ve bunu suyuyla bir bardak suyundan ayırarak ilave ettik ve bekletiyoruz. Doğrudur. Tavukla soğanı kavuruyoruz. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Hani benim tuzum? Evet. Şimdi tuz katabilir miyim? Katabiliriz. Çok tatlı. Tuz katmama izin verdi. Hadi bakalım kolay gelsin. Hadi bakalım kolay gelsin. Evet. Evet. Tuzcubaşı Sahrap. İnanın ki tuzu çok özetiyorum. Adım çıkmış benim. Ben çok tuz kullanmıyorum. Sadece tuzu yanımda taşıyorum. Yanımıza taşıyorsunuz değil mi? Şöyle bir tike koyuyorum yani. Tuzumuzu ilave ettik. Bu arada tavuğumuz soğanla birlikte kavruldu ve gördüğünüz gibi Arap saçlarını evet koyalım şimdi onu da. Arap biraz saçını açalım. Da. Bu arada şunu da anlatacağız seninle. Şu otları bana bir anlat. Anlatayım. İlmik otu deriz biz burada. Sizler ebe gömeci diyorsunuz. Ben bunu ebe gömecine bu otu, şu otu tanıdınız mı? Bunun böyle daha büyüğünü, bu çok taze bir ot tabii. Evet, bu ebe gömeci. Evet. Bu ebe gümecinden Anadolu'da dolma bile sararlar. İri yapraklarını. Ama iri yapraklarını. Bu çok taze bir ebe gümeci. Bulgurla pişirirler Anadolu'da. Biz de pirinçli yaparız onu ya da nohutlu. Nohutlu. Ne diyorsunuz? Ebe gümeci pirinçlisi. Evet. Ispanak pirinçlisi gibi. Evet. Buradaki yöresel adı neydi? İlmik. İlmik. Gaba da derler. Ne? Gaba. Gaba. Sizin başka ne otunuz vardı? Bir anlat bakalım. Gazyak otumuz vardı. Dereye ne otu? Gazyak. Gazyak otu bir. Evet o da börekte olur, kavurmada olur. Labadamız olur, dolması olur. Dolması olur, evet. Labada dolması meşhurdur. Evet. Hardal otu var Turbo zaten. Turbotumuz olur. Turbotunuz var hindi zaten. Hindibağımız olur. Hindibağımız olur. Tilki şenimiz olur. Acı otumuz. Yine Acı Ot Festivali'nden çıktık. Doğru, doğru. Acı Ot Festivali evet, var. Evet biz de oradaydık. Tilki şeniniz var. Evet kavururuz. Sen bir şey soracağım. Bütün bu otları pişirmeyi biliyor musun? Biliyorum. Restorantımda da yapıyorum. Yani bravo size. Ben otlara bayılırım mevsimsel, ama... Mevsimsel, mevsimi biz mevsimine göre şey yaparız yani. Otları pişirirsiniz. Evet. Harikasınız. Kenkerlerimiz çıkar. Ben devek, de bayılırım mevsimsel, ama... Mevsimsel, mevsimi biz mevsimine göre şey yaparız yani. Otları pişirirsiniz. Evet. Harikasınız. Kenkerlerimiz çıkar. Ben... Deve kenkerimiz olur. Doğru. Dolmasını yaparız. Doğru. Ben söylemesi ayıp olmasın ama... Bir hardal otunu tanıyorum, bir turp otunu tanıyorum, bir de şu gördüğünüz ebe gümecini tanıdım. Biz de sarı papaya ebe gümeci deriz. Ne dersiniz? Ebe gümeci. Ha, ebe gümeci. Sarı papayanın yeriz dallarını. Sarı papatya bizim sarı papatya. Sarı papaya evet. Onun dallarını yiyor musunuz? Evet, çiçek açmadan önce haşlar yeriz, yoğurtlarız. Haşladığımız kaldı mı biraz suyunu sıkarız, unlarız, zeytinyağında kızartırız. Kahvaltıda bile yeriz. Ay bunlar ne bulsa yiyor ot olarak. Ay onun yine... suyunu da içersin. Şimdi papatyaları satıyorlar ya çay diye. Evet papatya onun çayı var. Haşladığımız suyunu da içersin. Cildine yaparsın böyle mutlu bir yere soğutursun. Çok amaçlı kullanırsın. Çok amaçlı. Neler var sizde ağzım açık kaldı. Bunlar bütün otları tanıyorlar, anlıyorlar. Bütün otları da kavurup yiyorlar. Afiyeti şeker olsun. Yakışır size efendim. Ah, teşekkür ederiz Ege'nin efendim. Ege'nin otlarını biz de çok seviyoruz. Şimdi bunu da ayrıca ben alacağım oğlum sen bana tarif ettin evde pişireceğim. Tamam. Bu arada yine bu Arap saç, tavuklu Arap saçına bir kestirme yapacaksın değil mi? Evet. Efendim kestirme dediğimiz Egelilerin ya da İzmirlerin kestirmesini yine tavuklu Arap saçında da kullanacağız. Bunun için iki tatlı kaşığı kadar unu şöyle bir kaseye ilave ettik. Bir adet limonun suyunu değil mi ilave edeceğiz? Evet. Bir adet limonun suyunu ilave ediyoruz. Bunu da piştikten sonra... Suyunu koyacağız, kaynayacak. Kaynayacak. Kapatmaya 5 dakika ya da 3 dakika kadar
kestirmesini koyacağız. Evet. Siz sosta diyorsunuz buna, evet, değil mi? Harikasınız. Yemeklerinize bayılıyorum. Limon nasıl koktu? Limon nasıl koktu? Asisi süper. Dalından koktu. Sabah dalın geldi o. Yani bütün ev Arap saçı kokuyor, limon kokuyor. Her şeyin tadı çok, evet, güzel. Bundan limonata. Bir de ben limon turşusunu da çok severim. Hmm. Kısırın yanında çok olur. Güzel olur. Özellikle Urla'da, Alaçatı'da limon turşusu yaparlar. Ben de biraz öğrenmiştim onlardan. Ya. Anlatırım sana. Ay, anlat. Bu arada efendim, unutmayalım Arap saçının. Bir de suyunu ilave edelim. Hadi, evet, açalım. Hadi bakalım. Onu da pişmeye koyalım. Tavuklu Arap saçımız da pişmeye başlasın. Son anda kesin koyacağız. Kaynasın. Ondan sonra bir kaynatalım. Sonra da...